Peki uykusuzluk problemleri için neler yapabiliriz? Uyuyamama ve uykuya dalamama gibi. Evet, uykuya dalamama, uyuyamama gibi uykuyla ilgili ilim adamları yapmış oldukları araştırmalarda uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi problemleri tetikleyen 90 çeşit faktör tespit etmişler. 1, 2, 3 değil. Yani birçok faktör. Çocuklar da genellikle altını ıslattı mı uyuyamaz. Yetişkinler bir şeyi kafaya takar, faturaydı, şuydu, buydu. Onu bunu uyuyamaz. Yani her insanı bir şey uyutmaz. Bazıları alkol içer, uyuyamaz. Bazıları çok sigara içer, uyuyamaz. Bazıları bazı konuları takıntı yapar, uyuyamaz vesaire vesaire. Bazen de bazı insanlar karabasan diye bir rahatsızlık var. Aslında karabasan diye bir şey yok. Her kültürde bir karabasan olay var. Türklerde mesela Türk kültüründen dayanan eski kültür, şaman kültüründen gelen bir inanış. İşte insan yattığı zaman üzerine bir ağırlık, bir insan geliyormuş gibi bir his hisseder. Korkar, uyuyamaz. Ruslar da ev ruhu diye bir ruh olduğuna inanırlar. Veyahut da Amerika'da karabasan, uzaylılar geldi, uzaylılar şöyle yapıyor, böyle yapar diyor. Yani çeşit çeşit her milletin kültüründe karabasan olayı var. Karabasan rahatsızlığı yaşayan kişi, aslında karabasan bir uyku felcidir, uyku felci. Yani öyle cindir, şudur, budur değil. Uyku 5 fazdır. Birinci, ikinci faz devre yani hafif uyku devresi. Üçüncü, dördüncü devre REM yani derin uyku devresi. Beşinci devre ise kişinin uyanıklıkla uyku hali, geçiş dönemi. Uykuya geçme veya uykudan çıkma devresi. İşte kişi üçüncü, dördüncü devre derin uykudan hafif uykuya geçerken uykusunu alamadığı için uyku felcine geçiyor. İskelet kasları felç oluyor. Neden, niçin oluyor? Rahat uyuyamadığı için, psikolojisi düzelmediği için. Bu tür rahatsızlığı olanlar yatarken dua okursa psikolojisi düzelir. Beynindeki negatif düşünceler silindiği için rahat uyuyabilir. Yani inancı olan insanlar için dua etmek önemlidir. Bazı insanlar da yani çok çok bu rahatsızlığı yaşayan insanlar yastıkların altına bıçak konularsa bıçak demir. Beyindeki elektromanyetik akımı düzenlediği için uyku basanı önler. Yani yastığın altına bıçak koyacaksınız ama ağzı kapalı. Demir ne yapıyor? Beyindeki elektromanyetik akımları, aurayı düzenliyor. Böylece kişi rahatladığı için REM'den yani derin uyku halinden hafif uykuya geçerken problem yaşamaz, uyku felci olmaz. Demir koymak gerekir veyahut da. Yani yastığın altına demir koyduğu zaman rahat rahat uyur. Problem olmaz. Evet. Şimdi vatandaşın biri Ekrem Bey 40 yaşında antidepresan kullanmış, kullanmış, kullanmış. İyi geliyor, iyi geliyor diye. Bu sefer 5-6 ay sonra uyuyamaz olmuş. Gece kalkıyor 7-8 defa. Uyuyamıyor. Bütün hormon dengelerini antidepresan bozmuş. İkide bir uyanıyor, ikide bir uyanıyor. Ben aradım dedi ki ya ne yapacağız? Ne yapacağız? Kolay. Bu çarkı felek. Evet, çarkı felek. Mehmet Ali Erbil'in çarkı feleğine benzer. Rengarenk bir çiçek. Bu çiçeğin yaprağı, çiçeği, kökü hariç tamamı çarkı felek yaprağı çiçeğinin ekstraktı ama. Kedotu kökü ekstraktı, oğulotu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, ıhlamur ekstraktı, nane ekstraktı gibi bitkilerin ekstraktından biz çok güzel bir formül geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman rahatlar, relax, yavaş yavaş uykuya dalar. Bu antidepresan kullanıp da bunalıma giren vatandaş ne oldu? Rahatladı ve rahat rahat uyurun. Problemi atlattı. Bazıları da bazı konuları takıntı yaparlar. Mesela ben bir ara
Çeçenistan'a, bu Ruslar Çeçenistan'da katliam yapıyordu. Ben de gideyim savaşayım oraya diye kafaya takmıştım. Aylarca uyuyamamıştım. Gittim, bir kayıt oldum Rusya'ya gitmek için ama Rusça bilmediğimiz için gidemedik. Neyse, ne oldu? Baktım ki hiç uyuyamıyorum sabahlara kadar. Bu konu üzerinde aylarca düşündükten sonra Çarkıfelek, Kedotu kökü, sarı kantoron, oğlotu, ıhlamur, naneden oluşan bir formülle rahatça uyuduk. Evet, Çarkıfelek. Çarkıfelek yaprağı, çiçeği ve kökünden elde edilen ekstrakt, çok güzel, rahatlatıcı, relax. Dünyada en çok bilinen, en çok kullanılan, uyku rahatsızlarına karşı en etkili olan çarkıfelek. Kişinin psikolojisini düzeltir. Kalbe iyi gelir, mideye iyi gelir. Yani hem sinirsel, mide rahatsızlarına, kalp rahatsızlarına, stres nedeniyle ortaya çıkan sorunlara iyi gelir. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Passiflora incarnata, çarkıfeleğin bilinen 1050 türü var. Sadece burada şifalı olan nedir? Passiflora incarnata, lila, yani lila çiçekli olanı şifa maksadıyla kullanılır. Diğerleri kullanılmaz. Yani zehirli olanı da var. Bu nedenle bilmek gerekir hangisi etkili. Kedi otu kökü korku nedeniyle uyuyamayanlar için çok çok etkili. Bizim geliştirmiş olduğumuz bu Passiflora Forte'nin içerisinde kedotu kökü ekstraktı, çarkıfelek ekstraktı, oğulotu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, nane ekstrakt. Neden ekstrakt diyorum? Çünkü çarkıfeleğin içerisindeki etken madde %2,5-3. Siz mesela uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma rahatsızlığı olan kişi çarkıfelek, kedotu kökü, oğulotu, sarı kantaron, nane ve ıhlamuru karıştırarak uyku çayı yapıp içtiğinde uyur. Çok güzel uyutucudur. Ama hafif rahatsızlıklarda uyku çayı alın, kullanın, için. Hafif problemi olanlar için idealdir. Fakat ağır vakalarda yeterli değildir. Ağır vakalarda mutlak suretle ekstraktını kullanmak gerekir. Fakat bir de şöyle durum var. Kişinin bağırsağında problem varsa, karaciğerinde yağlanma varsa, tansiyonu, kolesterolü varsa, karaciğer yağlanması varsa, fazla kiloluysa, yani bu problemleri de aşmak gerekir. Mide bağırsak rahatsızlığı varsa tonik, karaciğer yağlanması varsa iksir kullanırsa problemleri aşar.